Teşekkür ederim Sayın Başkan. Kıymetli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 4 yıldır cezaevi komisyonu ile birlikte her partiden milletvekilleriyle 22 cezaevinde incelemelerde bulunduk. Maalesef hiçbir şey değişmedi ve bir arpa boyu yol gidemedik. Yıllardır cezaevlerinde diş hekimi yok diyoruz, mahkumun ağzında diş kalmadı. Sağlığa erişilmiyor diyoruz, mahkum hastalıktan bir türlü kurtulamadı. İAŞ bedelleri düşük dedik, mahkumun midesi sırtına yapıştı açlıktan. Yıllardır sevkler yapılmıyor diyoruz, mahkum ailesinin yüzüne hasret kaldı. Elektrik faturasını hala ticarethane olarak ödüyorlar dedik. Geçen ay dediler ki çözüyoruz, aradım EPDK başkanı ile görüştüm, başkanın bu işten daha haberi dahi yok. Çözme falan yok ortada. Değerli milletvekilleri, 100 kez söyledim, bir daha söyleyeceğim, 101 olsun. Kantinler pahalı, kitap sınırlamaları işkence haline dönmüş, görüş süreleri yetersiz, kelepçeli muayene insanlık dışı ve onur kırıcı. Sürgün niteliğinde sevkler hala yaşanıyor, personelin iş yükü de hala çok ağır. Yıllardır raporluyoruz ama maalesef hiçbir şey değişmedi. Cezaevleri hala çok kalabalık. İnsanları cezaevine sürükleyen AKP'nin ekonomi, eğitim ve sosyal politikaları değişmedikçe, yani AKP iktidarı değişmedikçe cezaevlerinde dolup taşmaya maalesef devam edecek. Sayın Bakan, cezaevi personellerinin özlük haklarını hala çözmediniz. Güvenlik sınıfına hala geçirmediniz. Sözleşmeli kadrolu farkını hala bitirmediniz. Kim ilgilenecek bu sorunlarla? Kim çözecek bu sorunları? Elbette Adalet Bakanı. Ama maalesef bu ülkede bir Adalet Bakanı yok. Bu ülkede maalesef adalet kalmadı. Bakın, Bakan Bekir Boza AKP'nin ilçe teşkilatlarını ziyaret ediyor. Burada fotoğraflar çekiniyor. Sonra bakanlığın sosyal medya resmi hesabından koyup diyor ki bakanımız buraları ziyaret etti. Bir de CHP'ye muhalefet yapıyor. Onun dışında yaptığı başkaca bir iş yok. Değerli arkadaşlar, koltuğu gece kararnamesine bağlı olan atanmış bakanın derdi gerçekten adalet değil. Derdi sadece siyaset ve sadece siyaset yapıyor. FETÖ vatansever subay Ali Tatar'ı intihara sürüklediğinde siz o dosyanın savcısıydınız. Siz FETÖ'yü övdünüz. Övdüğünüz dönem Ali Tatar öldü. Öldü. Bugün siz Adalet Bakanısınız. Bu gerçekten adalet mi? Bu gerçekten vicdan mı? Komisyonda itiraf ettiniz. Dediniz ki keşke o sözleri söylemeseydim diye. Keşke Ali Tatar'ın ölümüne de ortak olmasaydınız. Siz keşke diyerek Cumhurbaşkanınız da aldatıldım diyerek bu işten sıyırdı. Peki ya gariban vatandaş ne olacak Sayın Bakan? Ya gariban vatandaşın hali ne olacak? Üst düzey AKP'li bir siyasetçi olmasaydınız bugün ya KHK'dan mağdur olurdunuz ya da cezaevinde mahkum olurdunuz. Ama maalesef sizin sırtınız kalır. Sayın Bakan, en son bakan olduğunuzda ilk icraatınız Kaşıkçı dosyasını Suudi Arabistan'a vermek oldu. Bir ülkenin egemenlik hakkını kullanmasının en temel unsurlarından biri yargılama hakkıdır. Bakın, yargılama hakkı. Siz gelir gelmez egemenlik hakkını katile sattınız. Bu kararı sizden önceki bakan onaylamadı, onaylasın diye de sizi getirdiler. Siz bu ülkenin egemenlik hakkını satan bir bakansınız. Ne diyordu Erdoğan? Ne diyordu? Diyordu ki bakın, Suudi Arabistan bizden belgeleri almak istedi. Bu milleti enayi zannediyorlar. Bu millet enayi değil, hesabını sormasını bilir diyordu. Evet Sayın Bakan, bu millet enayi değil, ilk seçimde bunun hesabını soracak sizden. Değerli arkadaşlarım, bu ülkede sırtı sağlam ama maalesef 20 yıldır hiçbir şey olmuyor. İçişleri Bakanı ile fotoğrafınız var ise içtiğiniz uyuşturucu pudra şeker oluyor. Meclis Başkanı ile fotoğrafınız var ise Kolombiya'dan gelen 130 kilo uyuşturucu yanlışlıkla size gönderilmiş oluyor ve mahkeme salıveriyor. 5 ton uyuşturucu Türkiye'de bir sırtı kalına geliyorsa nereye gel?
Tamamlayalım lütfen. Uyuşturucu baronları serbestçe dolaşırken bu ülkede maalesef 10 yaşında okul önünde çocuklarımız zehirleniyor. Sayın milletvekilleri, AKP iktidarı ekmek kadar, su kadar, hava kadar önemli ihtiyaç duyduğumuz adaleti maalesef bitirdi. Artık kimse sizden adalet beklemiyor. Kardeşiyle ve eşiyle birlikte kamuyu zarara uğratıp üstüne iki koruma alan vekiliniz elbette bir gün yargılanacak. 10 bin dolar rüşvet alan vekiliniz elbette bir gün yargılanacak. Kamu arazilerini kuzenine peşkeş çeken bakanınız da, bakanlığa kendi şirketinden pahalıya dezenfektan satan bakanınız da, uyuşturucu varanlarını koruyan bakanınız da mutlaka ama mutlaka bir gün bağımsız yargıya hesap verecek diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.